Ne dersin? Dani, şimdi insanlar böyle yerler için resmen ava çıkar. Biz neden Virendra'nın malikanesinde evlenmeyelim ki, ha? Bence güzel olur. Ne dersin? Evet. Neden olmasın? O zaman anlaştık. Bugünden çocuklarla Revari'ye dönerim. Siz rahatça hazırlanın. Yarın gelirsiniz. Akşama siz de gelmiş olursunuz. Hı? Olur mu? Tamam Virendra. Yarın Revari'de görüşürüz. Yemek yemiyor musun? Düzgün yapsana. Bastır. Evet. Anne. Burnu havada abim ve yaramaz çocukları Delhi'ye gittiğinden beri ev huzurla doldu. Evet öyle. Her gün Tanrı'ya bu yüzden dua ediyorum. O çocuklar ve babası bir daha asla geri dönmesin. Dönmesin, 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 dönmesin. Anne, eve geri döndüler. Bakın. Evimizin neşesi geri döndü. Çocuklar olmadan evin tadı tuzu yoktu. Ne iyi ettiniz. Keşke haber verseydiniz. Size yemek yaptırırdım. En sevdiğinizden yaptırırdık. Değil mi Anceli? Evet anne. Bir ve su da nerede? Onları çağırın. Bir şey konuşmalıyız. Hele bir gelsinler, o zaman söyleyeceğim. Tamam. Siz de oturun. Suta ve Vir de geldiğine göre ne olduğunu söyler misin? Vir ne diyeceğimi zaten biliyor. Değil mi oğlum? Ama siz bilmiyorsunuz. Purvim, benim aptal kızım, ölü değil. Yaşıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Vir ve sen cesedini teşhis etmedin mi? Purvi değil miydi? Ha? Ölen bir insan nasıl geri dönsün, nasıl? Bizim gördüğümüz ceset Purvi'ninki değildi. Başka biriydi. Delhi'de kendi gözümle gördüm. Yaşıyor. Purvi hayatta. Hayır. Yani eğer Purvi değilse kimin cesediydi? Ben de bilmiyorum. Başka biriydi. Purvi'nin kıyafetlerine benziyordu. Ya da onun kıyafetlerini çalmıştı. Bilmiyoruz. Ama Purvim hayatta. Ve bundan adım gibi eminim. Bu kadar şaşırmayın. Şaşırmaya gerek yok. Buraya geliyor. Yarın akşam buraya gelmiş olacak. Hazırlıkları yapın. Baba, bu gerçekten güzel bir haber. Yani bizim Purvi'miz hayatta. Joey Manas, siz de onu gördünüz mü? Görmekte kalmadık. Onunla oyun bile oynadık. Evet yenge, onun elinden yemek yedik ve pikniğe bile gittik. Birlikte çok eğlendik. Evet. Harikaydı. Peki o zaman neden o sizinle gelmedi? Evet, onu yanımızda getirmedik. Çünkü durumu şu ki... Gerçekten hiç anlamıyorum Daksh. Niye Revari gibi bir köyde evlenmek istiyorsun? Şekavat ailesinin mirasını taşımak senin omuzlarında oğlum. Niye o muhtarın saçma fikrini böyle abartıyorsun sen? Neden ha? Eğer bir kır düğünü istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Size Londra'da açık havada ya da İtalya'da bir sahil kenarında bir şey ayarlayabilirim. Bana söyleyebilirdin. Neden köy? Neden Revari? Bu fikri hiç beğenmedim ben oğlum. Babaanne, sana bir şey diyeceğim. İnsanlar Londra, Paris, İtalya gibi yerlerdense Hindistan köylerinde evleniyor artık. Babaanne, yerel ve geleneksel olacak. Hem biliyor musun? Bunu hiç duymadın mı? Artık yeni moda bu. Günümüzün modası. Yeni dünya böyle. Babaanne, bence
Revari'de düğün fikri çok güzel. Eğlenceli olacak ve Vrenda da yanımızda olacak. Oranın muhtarı zaten. Bize söz verdi hem. Her hazırlığı da kendisi yapacak. Babaanne, bence hiçbir sorun olmayacak. Hatta minnettar olmalıyız. Ve bir şey daha var. Dinle. Bu fabrikanın açılışını boş veremeyiz. Bu çok önemli çünkü. Babaanne, eğer açılışında bulunamazsam büyük zarar edeceğiz. Ve sen de biliyorsun, böyle bir zarar etmeyi istemeyiz. O yüzden önümüzde iki seçenek var babaanne. Ya düğünü erteleriz ya da bu işten zarar ederiz babaanne. Hayır, 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 hayır. Düğün ertelenmeyecek. 10 gün içinde evleneceksiniz. O zaman Revari'ye gidelim. Vrendra'nın fikri kötü değil. Hadi. Tamam. Revari'ye gidelim. Sen çok tatlı birisin. Seni seviyorum. Vrendra tatlı ama zeki olduğunu sanıyor. Revari'de düğün yapma onun için çok akıllıca. Onun asıl istediği düğünden önce Dani'nin geçmişini hatırlaması. Ama 6 aydır hatırlamadığı geçmişini 10 günde nasıl hatırlasın ki? Hem zaten ben de onların yanında olacağım. Daksh ve Dani'yi 10 gün içinde evlendirip o muhtardan ömür boyu kurtulacağım. Onlar mutlu olacaklar. Hepiniz anladınız mı? Bu yüzden getiremedim. Yarın buraya geldiklerinde her biriniz onu daha önce tanımamış gibi davranacaksınız. Hiç kimse ona Purvi demeyecek. Neden? Ona sanki ilk kez geliyormuş gibi hissettirmeliyiz. Biz onu tanımıyoruz, o da bizi tanımıyor. Sadece Daksh'la düğününe odaklanacağız. Hepsi bu. Eski eşyalarını, kıyafetleri, takıları, fotoğrafları kimse ona hiçbir şey göstermeyecek. Kimse ne bilerek ne de hatayla bunu yapmayacak. Çünkü böyle yapmak beyin kanamasına neden olur. Hatta ölebilir bile. Kimseye izin vermiyorum. Umarım hepiniz bunu çok iyi anlamışsınızdır. Kimse benim sözümden çıkmayacak. Herkes iyice anladı mı? Purvi'nin evin içinde olan bütün fotoğraflarını toplayıp depoya koyacaksınız. Bir fotoğrafı bile olmayacak. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Suda, Purvi'nin her şeyini topla. Kıyafetleri, takıları, ona dair her şey depoya gidecek. Tek bir şey bile olmayacak. Tamam baba. O fotoğrafı niye bıraktınız? Bugün hepinizi buraya önemli bir şeyi söylemek için topladım. Hepinizin önünde bilmenizi isterim ki eşim Purvi, sizin hanımınız, hayatta. Ve bugün Revari'ye dönüyor. Bu muhteşem bir haber. Tebrik ederim. Tanrı'ya şükürler olsun. Hanımımız sağ salim hayatta. Muhtarım, bu gerçekten güzel bir haber. Hanımımız hayatta ve geri dönüyor. Bu gerçekten güzel bir haber ama başka bir sorun var. Nedir muhtarım? Ne sorunumuz var? Hepinizin de bildiği gibi hanımınız 6 ay önce bir otobüs kazası geçirdi. Ama bilmediğiniz şey, o otobüs kazasında hafızasını kaybetti.
Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ne sizi, ne köyümüzü, ne beni, ne de ailemi. 6 ay öncesine dair hiçbir şeyi hatırlamıyor. O yüzden sizden bir ricam olacak. Hiçbiriniz ona hiçbir şeyi hatırlatmaya çalışmayın lütfen. Ama muhtarım, biz hatırlamazsak nasıl hatırlayacak ki, söylesene. Çünkü doktoru dedi ki, eğer biri ona geçmiş hayatını zorla hatırlatmaya çalışırsa ne yazık ki beyin kanaması geçirebilirmiş. Bu da ölümüne neden olabilirmiş. O yüzden hiç kimse ona geçmiş hayatından, 6 ay öncesine dair hiçbir şeyden ne bahsetsin ne de konuşsun. Hepinizin söz vermesini istiyorum. Hanımınıza sanki hayatınızda ilk defa tanışıyormuş gibi davranacaksınız. Bunun için size yalvarıyorum. Hiç kimse ona geçmişi hakkında hiçbir şey söylemesin. Yoksa onu kaybedebiliriz. Merak etmeyin. Dediğiniz gibi olacak. Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hiçbir şey hatırlatmayacağız. Hanımımız değil, misafirimiz olarak gelecek. Evet muhtarım, içiniz rahat olsun. Tanrı'dan tek dileğimiz tez şifa bulması. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Anne. Heh. Anne. Şu an ikimiz de aynı şeyi mi düşünüyoruz? Tabii ki. Aklın yolu ne de olsa birdir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Hem zaten bu şekilde gayet iyi anlaşıyoruz. Bu sefer o satılık gelin kendi cenazesine geliyor. Bir şey yapmamıza gerek yok. Tek ihtiyacımız olan ona eski anılarını hatırlatacak bir şey. Sonra yanacak olan o kıvılcım. Doğru söyledin anne. O kıvılcım bir kez tutuştu mu, beynindeki bütün damarlar patlayacak. Bütün bu hazırlıklar düğünü için değil, cenazesi için olacak. Tabii ki öyle olacak. Onu minnetle evet, anacağız. Şşşt. Revari'ye hoş geldiniz. Buyurun. Thank you.
Hoş geldiniz Bayan Dani. Lütfen burayı eviniz gibi görün. Gel Fil. Gelsene. Efendim, içeri geçin. Yolculuktan dolayı yorulmuş olmalısınız. Onlara odalarını gösterin. Fil'e odasını biz gösterelim. Evet Fil, gel. Sana odanı göstereceğiz. Evet Fil, gel. İşte geldik. Geldik. İşte bak Fil, burası senin odan. Söylediklerimi yaptın mı Buhri? Evet. Her şey hazır. Satılık gelinin odasına gitmesi kaldı. Ne bekliyorsun? Madem her şey hazır, daha fazla ertelemeyelim. Evet, tamam. Çocuklar, siz odanıza geçin. Hanımefendi biraz dinlensin. Tamam, tamam Fil. Sen biraz dinlen. Sonra birlikte bir sürü oyun oynarız Fil. Evet, hadi. Çocuklar, hadi tamam. Gelin. Tamam, sağ olun çocuklar. İyi istirahatler. Tamam, sağ olun. Hadi gelin. Siz temizlenin, ben de eşyanızı yerleştireyim. Ha? Tamam, ama lavabo... Orada. Tamam, teşekkür ederim. Acaba diş fırçam nerede?
Makyaj çantam da valizin içinde mi kaldı? İkisini de bulamıyorum. Diş macunu da yok. Bakar mısınız? Ben diş fırçam ve diş macunumun olduğu çantayı bulamadım da valizin içinde mi kaldı acaba? Onlar. Evet, olabilir. İsterseniz gelin sizi valizinizi koyduğum yere götüreyim. Tamam. Efendim. Valizinizi açık unuttunuz. Toz olmasın. O yüzden. Anne, sanırım o çoktan gitti. İşini bitirdik galiba.
Fil. Fil. Filimize ne oldu? Aa, durun, ne oldu? Baba. Nesi var? Baba. Fil'e bir şey oldu. Fil'e baba, bir şey file oldu. Bir baba, şey oldu. Baba. Filimize bir şey oldu. Baba hemen gel. Baba. File bir şey oldu. Baba. Baba. File bir şey oldu. Baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.